Hiçbir spor branşında antrenman olmadan sahaya çıkamazsın. Değil mi? Hiçbir spor branşında antrenman yapmadan şey yapabiliyor musun? Mesela sen yapabiliyor muydun? Ben hiç çalışmayayım ama gideyim Türkiye şampiyonası zaten belli bir takım. Sema'ya bu soruyu sorma. Yarışları şimdi geçerek girmen gerekiyor Türkiye şampiyonası şimdi Sema, da. Hayır şöyle yani, Sema'ya niye sorma biliyor musun? Şimdi hayatı boyunca antrenman yapmış. Belki şimdi bu ne kadar zaman antrenman yapmıyorsun? yapıyor ya. 2016'dan beri yapmıyorum desem. Tamam ama yani hani bütün antrenmanları, ufak tefekleri de bıraktığın ne kadar uzun zaman oldu herhalde değil çok mi yani? Oldu. Tamam şimdi çık desen çıkar koşar abi yani. Var, o, hani, o alışkanlık kazanmış. Koş işte yani. Belirli Onu demek bir istemiyorum. Belirli Senin varsa en ya, azından onunla gidersin. Belirli ama bir seviyeye çok çıkana şey. kadar çalışmak zorundasın. Tabii. Ki. Tabii. Tamamen öyle bir şey yok olmaz. Sema meta Öyle bir şey yok. Ben zamanında futbol oynarken <laughs> bir arkadaşım vardı. Sen topçuydun değil mi? Hiç, hiç antrenman... Sen ne oynuyordun? Ne? Forvet mi oynuyordun? Orta saha, sağ açık falan oynuyordum. Sen hiç orta saha, sağ açık oynayacak bir adam değilsin. Çünkü topu alıp gidiyorsun. Biz bir kere yaptık alı sağ maçı. Tek başına oynuyorsun sen maçı. Ya <laughs> maçı... yani <gülüyor> o ortam ona müsaitti. Diyorsun ki şimdi kime atayım? Değil mi? Doğru söylüyorsun. Kime atayım yani? Evet. Haklısın. Ben o konuda sana hak veriyorum. Yani Murat abinin gençliği olsa başka olurdu ama... Benim... Şimdi antrenmansız olmaz bu işler arkadaşlar. Survivor'un ın bug'ını açıklıyorum. Aa. O bug nedir? bazı kurnaz yarışmacılar olur. Şampiyonluğa oynar. Performans da biraz iyidir fakat performansı iyi diye karşı takımın hep en iyi performanslı yarışmacısını seçmez. Seçer, kaybeder mi? İkinci gün bir daha seçer. Kaybederse o yarışmacıdan kaçar. Başkaları da oynamaya başlar ki kendi egosunu tatmin etsin. Başarılı olsun ki yine güçlerle oynamaya başlasın. Çıkartsak listeyi, Şimdi bugün biz başarılı dediğimiz yarışmacıların zamanında kimlerle kaça kaç kere oynamış, kaç kere sayı almış, kaç kere kendilerini parkurda tatmin etmiş olduğunu biz göreceğiz. Şunu o yüzden yaptık ya Semih, şunu o yüzden yaptık ya şu an en iyi yarışmacılar kaldı. En azından bu güçlülerle yarışmanın performansı görülsün diye yaptık. Evet o en iyi yarışmacıların e, geçmişlerinde e, bir takım zayıf yarışmacılarla e, bu başarıyı sağladığı da aşikar. Bu şekilde kendilerine özgüven pompaladılar. Bunu yapar yarışmacı. Ama kurnaz olan yarışmacı. Ona da diğer arkadaşları müsaade etmeyecek. Tabii. Anladın mı? Ama bazı yarışmacılar bu taktiksel olayları çözebilene kadar zaten elenip gidiyor. Anladın mı? Karşısında <laughs> bir iki kişi oluyor. O, o, kişiyi seçe 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 bir o vuruyor bir o vuruyor bir o vuruyor bir o vuruyor. Yani zaten şimdi şöyle Kendini bir şey var. buluyor. Survivor'da. Hop, B kaç? uçak, portakal suyu. <laughs> V32. b 32, b -32. <laughs> Portakal yani suyu. Survivor'da tabii yeni havalimanı. Artık. Biz de yıllardır bu işi yorumladığımız için bir kadroya baktığımız zaman şimdi benim arkamda mavi takım var, karşıda kırmızı takım var. E bir baktığın zaman şimdi burada finale kalacak yarışmacıları az çok tahmin edebiliyorsun. Hani en azından %70 ile 75-80 ile oynayabiliyorsun. Şimdi bu görüntüye baktığın zaman şimdi kankan biliyorum ama Hayrettin Son iki koltuğa kalır diyebiliyor musun? Mesela? Diyemezdim ama Demersin. ama tamam da Hayrettin diyemezdim ama Hayrettin'e de devamlı seçen isimler vardı. Kimdi o? <laughs> mesela Poyraz. Seçiyordu. Belki arkadaşları onu oraya itiyordu. Garanti sayı alalım falan filan. Ama yani şu arkadaşlar Survivor bir hikayeden ibaret. Hikaye nasıl gelişirse öyle gidiyor. Öyle devam ediyor. Bu e, gönüllü takımının hikayesi Poyraz'ın üzerine kuruldu. Hikaye öyle başladı. Tabii. Belki Emin sakatlanmasaydı Emin Poyraz'dan ya, daha ön ya, biraz, ya mesela diyorum. Şimdi bak bir kadroya baktığın zaman mesela diyorum. Yok şöyle tabii mesela diyorsun ama şimdi gerçekten aynı bu bir dizi gibi sonuçta evet, Survivor'da evet. Haftanın 6 günü yayınlanıyor şu anda. Şimdi ben mavi takıma baktığım zaman başrol Poyraz. Direkt veriyorsun ya başrolü veriyorsun adama başrol. Sonradan şimdi. oldu. Yok yok. E Kutlar da, Kutlar Vardışı'nda Oktay Kaynarcı Aynen. öldü, Polat Alemdar ön plana çıktı. Tamam ama <laughs> işte burada şimdi e, öyle bir, bak şimdi arkadan çok gelecek kuvvetli bir yarışmacı vardır. Tamam mı şimdi? Poyraz gitse, Poyraz'ın boşluğunu kim doldurabilir orada? Kimse Ama şimdi şu an söylüyorsun bunu. Yarışmanın başında Sancakay başında diye bir isim vardı. Belki kim var Sancakay mı? belki Aleyna Kalaycıoğlu'nu götürecekti. Götürse belki Kadınlar, Sancakay kalacaktı Erkekler bana Poyraz'a alternatif birini söyle. Şu an yok. Başından söyle. Reşat olabilirdi. Reşat'a hep kaptanlık verdiler. Poyraz'a abi alternatif dediler, dedi. büyük dediler. Poyraz alternatif. Reşat Poyraz'ı kesebilirdi. Ama Reşat ikinci Kesinlikle. adam olmayı kabul etti ve gitti işte Poyraz'ın da yani özelliği Tamam olur. işte evet, ama Poyraz'ın üzerinden yani bir hikaye burada yaratıldı. yaratıldı. Burada evet. da İsmail'in üzerinden bir, Batuhan üzerinden bir hikaye yaratıldı. Öykü ve Batuhan mücadelesinde Öykü yani kaybeden oldu ama performansıyla. Olur mu canım öyle şey. Nasıl, nasıl? nasıl Batuhan üstünden? Ya evet. biz bütün Survivor İsmail Balaban'ın hikayesini izledik Survivor'umuz. Batuhan biz... ne? Batuhan da var da yani sen Batuhan üzerinden değil mesela Kırmızı tarafta öyle Ölmek değil. İsmail verdim. biz baya İsmail Balaban'ın özel hayatı da olabilir. Performansı evet. hepsi de. Sen öyle mi yani diyorsun? Bence bu e, kırmızı takımın hikayesi Batuhan'ın hikayesiydi. Oranın şampiyonu düşünmüyorum. Nasıl? Ben İsmail Balaban ın... Adam tırnaklarıyla kazıya Gazi SMS İsmail... birinciliğini aldı, kaptanlığı aldı. Allah Takım arkadaşlarını gönderdi Batuhan için Öykü'yü gönderdi. Öykü gibi dominant bir karaktere kafa tutabildi. Bunlar çok önemli meziyetler. Evet. Batuhan yaşı 23. Herkes kaptan kaptan Hayır, demeye başladı. Çalışıyorum ben sana. Ben Batuhan'ın hikayesi yok demiyorum ki. Batuhan kadar İsmail Balaban'ın da hikayesi var diyorum sana var Batuhan yok Kardeşim. tamam onun ismihalim Batuhan'ın Batuhan'ın farklı İsmail evet. Balaban'ın koridoru farklı diyorum ve Murat abi'ye veriyorum sözü